Herkese merhaba. Çocuk Gözünden Metaverse yayınımıza hoş geldiniz. Ben Öykü, TDG'de kurumsal iletişimden sorumluyum. Bu yayınlarımızda Sayın Bülent Bey ile teknoloji üzerine konuşmalar gerçekleştireceğiz. Kendisi TDG'de danışmanlık bölümü başkanı, aynı zamanda öğrenme tutkusu bitmeyen ve uzun yıllardır farklı deneyimleri olan iş insanı. Hoş geldiniz Bülent Bey. İyi misiniz? Teşekkür Nasılsınız? Ederim. Teşekkür ederim Öykü Hanım. Uzun bir aradan sonra ilk defa tekrar görüşüyoruz bir sohbet Evet, programında. Evet. Geçen yıl teknoloji M&A trendlerini yapmıştık. Bu yıl da farklı bir konu üzerinde görüşeceğiz, Evet. Konuşacağız. Öncelikle ben size iyi yıllar diliyorum. Ben de size, aynı şekilde. Nezdinizde ayrıca tüm izleyicilere de ülkemize, dünyaya sağlıklı, mutlu, barış dolu bir yıl diliyorum. Umarım güzel bir yıl olur hepimiz için. Ben bu yayınımıza bir önce yazdığınız bir yazıyla başlamak istiyorum. Yazıdan alıntıyla başlamak istiyorum. Orada şundan bahsetmiştiniz. Hastanede bekleme odasında otururken çalışma masalarının, masa üstündeki bilgisayarların, telefonların ortadan kalktığını, çalışanların da hastalara ait tüm tahlil sonuçlarına, tüm kayıtlara, verilere 5G uyumlu AR yani arttırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinden ulaşabildiğini hayal etmiştiniz. Bundan bahsediyordunuz yazınızda. Hatta orta şekerli Türk kahvenizde bir robot ikram ediyordu size. Sonrasında ise doktorunuzun sekreterinin sizi dürtmesiyle gerçek dünyaya dönüyordunuz. Bunlar herhalde artık gerçek dünyaya ne kadar entegre olur bilmiyoruz ama Metaverse konularındaki gelişmelerle yani bize çok çok daha fazlasını sunacak gibi duruyor. Hayal olmayacak gibi duruyor artık. Sosyal medyada zaten şirket toplantılarını, yeni yıl partilerini, Metaverse üzerinde yapan paylaşımlar görmeye başladık. Bizi neler bekliyor? Bir de sizden dinleyelim lütfen. Yani çok enteresan. Tabii son zamanlarda bayağı bir Metaverse üzerine yazılar okuyoruz. Videolar izliyoruz, programlar takip ediyoruz. Çok ilginç bir konu. O gün de herhalde hastaneye gittiğimde gerçekten oldu yani o olay. Bir an hastanede şeyi düşündüm. Yani işte arttırılmış gerçeklik gözlüklerinin falan olduğu ortamın ne kadar değişebileceğini düşündüm. Yani bir sürü şey kalkıyor aslında. O bazı masalar, şeyler, sandalyeler, etraftaki insan kalabalığı, hastaneye girişte. Çünkü kayıt yapılan doktor sırası beklenirken yapılan bazı işlemler var. Süreç o kadar kısalıyor, o kadar temiz, refah bir hale geliyor ki, ferah bir hale geliyor ki inanılmaz yani. Beni çok etkiledi. Bu arada tabii ben normalde kahveyi sade içiyorum. Orada orta şekerli içtim yani o hayalde. O da artık bir metaversin herhalde veya İşte bu hayal dünyasının bir cilvesi olsa gerek. Ya Metaverse gerçekten inanılmaz flash bir olay. Bundan 10-15-20 yıl önce bu yapay zeka ilk konuşulmaya başladığı yıllarda yapay zeka da bayağı popüler olmuştu. Ama o popüler olduğu dönemlerde ben şimdi Metaverse'e benzetiyorum. Biraz da içi boştu aslında. Yani o biraz böyle balon gibiydi. Daha sonradan yavaş yavaş içi doldurdu. Metaverse'de de biraz öyle olacak gibi geliyor bana. Şu anda bir sürü şeyler ifade ediliyor. Herkes bir şeyler falan konuşuyor ama bunlar tamamen tahmin, hayal, tahmin işte veya ufak ufak uygulamaya geçilen şeyler. Esas şu anda belki Metaverse'in %3'ünü 5'ini biz tahmin edebiliyoruz, görebiliyoruz. Apayrı bir dünya. Nasıl bir dünya? Artık biz de insanlar olarak 1-0 yani ikili sisteme geçiyoruz. Bizi de avatarlarımız vasıtasıyla dijital hale getirecekler. Bu çok tabii ilginç. Ondan sonrası ne olur? Onu tabii tahmin etmek çok zor. Avatarlar biliyorsunuz bu Hint mitolojisinde tanrıların yeryüzüne indikleri zamanki görünümlerini ifade eden bir kelime. Günümüzde bu
Metaverse'le beraber çok popüler hale geldi. Hatta ben yayına bağlanmadan önce şöyle bir deneme de yaptım. Dedim bir Öykü Hanım'a sürpriz yapayım şöyle. Telefondan da bağlandım aynı zamanda. İki görüntü şeyde ekranda. Size soracaktım yani. Öykü Hanım hangisi benim hangisi avatarım falan diye. Neyse daha avatarım olmadığı için o sürprizi yapamadım ama bayağı da ekranda şık oldu. Gerçekten ilgi çekici bir görüntü oldu. Çoğu insan izleyenlerin en azından çoğu diyelim inanabilecek düzeydeydi yani benim gözlemim olarak. Metaverse aslında çoktandır hayatımızda. Hani Metaverse dünya ismi Metaverse değildi o zamanlar. Ama işte bir Matrix film serisiyle çok popüler bazı yeni durumlar gördük. Onun dışında aslında ben bu Truman Show vardı Jim Carrey'in oynadığı. O filmi de biraz Metaverse bir dünyaya benzetiyorum. Orada da çünkü Jim Carrey'nin rolü dışındaki tüm karakterler şeydi. Hepsi birbirinden haberdi. Bir tek Jim Carrey hiç olan biteni bilmiyordu. O da farklı boyutta bir metaverse'ti. Onun dışında bu Fairmont Kadınlar diye bir film hatırlıyorum. Orada da cennet gibi bir yer. Her şey mükemmel. Kadınlar böyle hepsi tam erkeklerin işte kendi kocalarının, sevgililerinin hayal ettiği gibi kadın tipleri oluşturuluyor. Belli bir yer var orada. O da bir metaverse'ti. Ama esas tabii hayatımıza daha çok bir de Steven Spielberg'in bir film vardı. İsmini hatırlayamadım şu anda. Orada da bayağı o metaverse görüntüleri çok yoğundu. Ama hayatımıza daha çok oyunlarla girdi. Oyunlar, özellikle son zamanlardaki oyunlar tamamen metaverse bir dünya inşa ediyorlar. Çok farklı yerlere getiriyorlar. Bunun dışında tabii popüler olmasıyla beraber insanlar eskiden Sülün Osman diye bir dolandırıcı vardı. Bilmiyorum bilir misiniz? Siz çok gençsiniz tabii. Bu İstanbul'da köprüleri işte şeyleri falan satardı. Yani modern Sülün Osmanlar falan türedi diyebilirim. Geçen internette gördüm. İşte Antalya'da 1000 metrekare Metaverse arsa işte 2,5 milyon falandı satılıyor. İstanbul'da birisi parsellemiş bir arsaları alanlar olmuş falan. Çok ilginç bir şey. Hatta geçen bir haber okumuştum. Bir tane işte bu biliyorsun Fenerbahçe Trabzon spor rekabeti var. Bir Fenerbahçeli taraftar gitmiş Metaverse'de Trabzon spor stadını satın almış. Oraya Fenerbahçe bayrağı dikmiş falan. Yani çok böyle ilginç şeyler oluyor. Yani şu anda çok çok az şey görüyoruz. Ben ileriye yönelik olarak yani insanın gerçek insan, dijital insan nasıl şu anda işte bu Twitter'lara şeylere giriyoruz. LinkedIn tarzı sosyal medya hesapları, Instagram, Facebook falan. Orada ayrı bir dünya, bir gerçek dünya, fiziki dünya varmış gibi geliyor da ama bazıları için iki dünya aslında birbirine karışmaya başlıyor. Bu metaverse'te de o şekilde olacak. Ama güzel olacak. Bugün özellikle bu kazağı giydim. Belki işte ilk avatarımda ben de düşünüyorum çünkü. Belki ilk kostüm bu olabilir. Çünkü şimdi avatarların biliyorsunuz moda firmaları falan da metaverse'te yerini almaya başlıyor. İşte avatarların giydirilmesi durumu da var. Yani geniş bir iş hacmi yaratacak. Apayrı bir dünya. Şu ana kadar gördüklerimiz bence işin şeyiydi yani giriş kısmıydı. Esas gelişme kısmı metaverse. Yani şöyle bir şey var. Biliyor musun bunu? Bu matruşka Rusların. Yani metaverse de bunun gibi aynı. Böyle açıla açıla gidecek diye bir giriş yapalım.
Evet. Aslında oyunlardan bahsettiniz zaten. Yani biz bu Metaverse'e aşinayız. Sanal dünya yaratma, sanal dünyada avatarımızı yönetme. Bunlar bizim bildiğimiz şeyler oyunlardan ya da filmlerden sizin de bahsettiğiniz gibi. Bu arada umarım o parseller biz evin içerisindeyken satın alınmaz. Yani bir mülkümüz olur öte dünyada. Yani kapıya dayanabilirler. Aslında 2002 yılında çıkan, yani şu an Metaverse konularında sıkça bahsediliyor bundan da. 2002 yılında dahi çıkan Second Life oyunu aslında Metaverse'ü bir yapı taşı gibi görülüyor. Şu anda mesela Aynen. Fortnite oyunu var. Çok Çocuklar popüler. daha fazla oynuyor. O da yani Metaverse evrenine yatkın bir şey olarak görülüyor. Peki çocuk gözünden Metaverse yayınımızın da başlığı nasıl olur? Daha doğrusu nedir çocuk gözünden Metaverse? Nasıl görür? Evet, ona geçmeden son bir ekleme yapayım. Tabii ki. O oyunları iyi gündeme getirdim. Orada şimdi o son oyunlarda falan bakıyorum biraz da hani araştırdım. Ben çok fazla oyun oynamıyorum. En fazla sudoku falan oynuyorum şeyde. Yani yeni böyle şehirler inşa ediyorlar. Şimdi Los Angeles'ta işte belli bir şeyler. Yani inanılmaz şeyler var yani. Zaten muhtemelen bu oyunlar şeyin lokomotifi diyebiliriz. Bu metaverse dünyanın lokomotifi diyebiliriz. Yani oyunların hayal gücünün arkasından gelecek muhtemelen diğer Evet, şeyler. Bir kesinlikle. de ek olarak şeyi söyleyebilirim. Aslında metaverse dünya kendi ekonomisini de yaratıyor. Nasıl yaratıyor? Ödeme aracı olarak bu kriptolar şu dönemde çok gündemde kripto paralar. Göreceksiniz metaverse dünyası ile beraber kripto paralar çok daha yaygın bir şekilde kullanılacak. Belki de fiziki dünyada kullanımı da arttıracak ve zorunlu hale getirecek diye düşünüyorum. Çocuk gözüyle metaverse dünyasına bakarsak geçenlerde bir video izlemiştim. Bu Matrix filminde oynayan Keanu Reeves'in filmi. Orada Keanu Reeves bir yönetmen arkadaşını ziyaret ediyor. O yönetmen arkadaşının da 10-15 yaşları arasında işte 3 tane çocuğu var. Ama onlar daha önce Matrix'i izlememişler. Yani çocuklar bilmiyorlar. Yönetmen de Keanu Reeves'ten rica ediyor. Diyor ki ya işte bir anlatır mısın anne? Neyi anlatıyordu yani Matrix falan diye. O da anlatıyor. İşte şuydu, şuydu, buydu. İşte o savaş mücadele kısımlarını falan anlatıyor. Ve şey sözünü bitirirken diyor ki yani bu aslında diyor hani biz orada filmde diyor mücadeleyi verdik diyor. Galip geldik diyor. Mücadeleyi kazandık ama diyor gerçekte bunun ne olacağı, bu yeni gelişmelerle ne olacağı hiç belli değil. Yani benim en büyük korkum o diyor. Onun üzerine o çocuklardan birisi diyor ki yani bunda korkacak ne var diyor. İşte o oraya kadar videoyu izleyince aklıma şey geldi yani gerçeklik algısı. Zaten bizler şu anda sosyal medya vasıtasıyla bir de fiziki hayatımızı birbirine karıştırmış vaziyetteyiz. Ayrıyeten bir de oyunlar da insanların özellikle çocukların zihinlerinde çok değişimler, gerçeklik algısını bozma yönünde değişimler yol açıyor. Çocuk işte diyor ki yani burada korkacak ne var ki diyor. Yani çocuklara bu aslında bu gelişim normal bir şekilde geliyor. Ama burada aslında yani biz 1-0 dijital konuma geçtiğimizde ileride belki fiziki varlıklarımızın da kontrol altına alınabileceği çocuğun umurunda değil. Yani niye? O çünkü oyun oynuyor. Orada zaten şey, oradan biraz fizik yaşamını etkiliyor. Fizik yaşamından bazı şeyler oraya aktarıyor. Bu ona normal yaşanmış gibi geliyor. İşte bu nedenle bu normal bir yaşammış gibi geliyor ve muhtemelen de işte böyle devam edecek bu. Sadece ileride çocuklara değil, metaverse ekonomisi çok büyüdüğünde sadece çocuklar değil, nasıl şu anda sosyal medyalarda yetişkinlere yönelik de algı ve zaman operasyonları var. İnsanlar ortalama 3-5 saatini
günlük şeyde sosyal medyada harcıyorlar. O harcamakla, hani zaman harcamakla iş bitmiyor. Aynı zamanda algı yönetiminde de sorunlar çıkmaya başlıyor. İşte çocuklar bu, bizler bunun farkındayız yetişkinler olarak. Yine de ama giriyoruz, işte algımızın etkilenmesine falan izin veriyoruz. Ama çocuklar bunun umurunda değil. Yani bu çok büyük bir tehlike. Buna dikkat çekmek istedim. Yani hem tabii bu karamsar tarafı işin, iyimser tarafı da çocuklar tabii geleceğimiz. Onlar bu metaverse dünyayı inşa edecekler. Umarım kendi içlerindeki tertemiz duygu ve düşüncelerle inşa edilir. İnşa edeceklerdir tabii ama yani gerçek dünyadan ne kadar kopacağız, ne kadar gerçek ne olacak, sanal ne olacak, dijital biz, dijital kimliğimiz, farklı farklı kavramlar çıkacak ortaya. Karışacak. Farklı iş tanımları zaten çıkmış bile. Hani burada tabii psikolog var, bir de Metaverse'de psikolog diye ayrı iş tanımları dahi var şu anda. Aynen. Software as a service, yazılım hizmeti hani sunuluyor cloud olarak. Evet. Şimdi ben geçen gördüm, DH as a service diyor. Yani digital human. Yani dijital insanı servis olarak sunan şirketler var. Hatta bende bir tablo da var. Bir arkadaş göndermişti. Yani inanılmaz bir ekonomisi oluşuyor. O kadar çok şirket, yeni şirket kurulmaya, daha doğrusu faaliyete geçmeye başlıyor ki bu konularla ilgili tam bir patlama olacak gibi geliyor. Evet, kesinlikle. Ama aslında şunları, yani yeni sorular ortaya çıkacak tabii ki, ya da yeni sorunlar ortaya çıkacak. Şimdi bizim gerçek dünyada dijital kimliğimizi korumamız gerekiyor. Metaverse'de, öte evrende, oradaki dijital kimliğimizin de dijital kimliğini ayrıca, yani daha da önemli hale gelecek herhalde bu. Hem bireyler için hem şirketler için gerçek dünya kavramı ne kadar doğru bilmiyorum ama dijital kimliğimizi korumak ve siber güvenlik gibi konular çok çok daha önemli hale gelecek diye düşünüyorum. Peki bunun dışında yani ne gibi olumsuzluklarla karşılaşabiliriz? Bizi neler bekliyor? Nelere hazırlık olalım? Yani gerçek dünya, ben de katılıyorum sana. Hani gerçek dünya denilebilir mi? Ben melez dünya demeyi tercih melez ediyorum. Dünya. Yani artık melezleşecek yani. Dünya da melezleşecek. Bazı şeyler birbirine karışmaya başlayacak. Yani bu senin gündeme getirdiğin konu çok önemli. Çok hayati bir konu. Yani şu anda zaten siber güvenlik, biliyorsun, dijital konularda her zaman ilk üçte yer alan konulardan birisi ve her geçen gün siber tehditler artıyor. Yani bir şekilde önleniliyor. Karşı programlar falan yapılıyor. Ama ondan sonra yeni saldırı çeşitleri, türleri ortaya çıkıyor. Bir de şimdi bunu metaverse dünyada, tamamen dijitalleşen bir dünyada düşünürsek, orası da zaten bu hackerların tam bir oyun alanı olacak. Bayağı bir büyük risk var orada. Hani ben kendimce şöyle düşünüyorum. Yani aslında hem kötümserim bu konuda hem iyimserim. Yani kötümserim çünkü bugüne kadar dijitalleşme ile ilgili süreçlerin yönetimi hiçbir zaman böyle şey olmadı. Yani güvenli altyapılar, ondan sonra bilinçli tasarımlar ve onların uygulaması, şirketlere özel tasarımlar gibi şeyler olmadı. Bu yönde kötümserim ama Metaverse ile ilgili bakarsak bu Web3 var. Web3 benim iyimser yönümü kuvvetlendiriyor. Biliyorsunuz bundan işte 25 yıl önce diyelim, 30 yıl önce diyelim, internet ilk çıktığında işte orada web sitesini yazıyorduk, giriyorduk. O dönem Web1'di. Yani oradan web sitesini tıklayınca o şirkete giriyorduk. Şirketle ilgili bilgiler falan filan. Sonra işte Yahoo falan çıktı. Onunla araştırmalar, şeyler. Daha sonra işte bu Twitter'lar, Instagram'lar, Facebook'larla birlikte Web2'ye geçtik aslında. Onlar da Web2'nin ürünleri.
Hani burada çok detaya girmek istemiyorum ve bu şeylerle ilgili. Çünkü ayrı bir konuşma konusu bunlar. Çok böyle şematik olarak anlatıyorum. Web3'te ise tamamen farklı bir yapı olacak. Yani o nedenle eğer gerçekten bu karar vericiler diyelim Metaverse'in güvenilir bir ortam olması, güvenliği sağlanmış bir ortam olmasını istiyorlarsa Web3'ü prensiplerini bence uygulamaya geçirmeleri lazım. Web3'ün ilk zaten özelliği nedir? Blockchain teknolojisine dayanması. Yani blockchain teknolojisi dünyada gerçekten devrim sayılabilecek teknolojilerden birisi. Daha önce Web1 ve Web2'de biliyorsunuz böyle belli yerlerden bağlanan insanlar veya kurumlar vardı. Ama bir merkez vardı. Yani merkeziyetçi bir sistem vardı. Dolayısıyla her şey o merkezin üzerinden yürüyordu. Hem Web1'de böyle hem Web2'de öyle. Yani Twitter, Facebook da aslında bir aracı, bir platform. Biz orada başka insanlarla temasa geçme yönünde bize fayda sağlayan. Şimdi Web3 ile gündeme gelmesini düşündüğüm, daha doğrusu esas alınmasını düşündüğüm blockchain teknolojisiyle bu merkeziyet kavramı kalkacak. Onun dışında güvenilir bir altyapı kurulmuş olacak. Bu altyapı semantik bir yapıya, yani anlam bilime dayalı bir yapıya dayanacak. Onun dışında iletişimin doğrulanabilir olması çok önemli hale gelecek. Adil olacak, tutarlı olacak, bütünsel bir kavrayış şekli olacak. Şimdi bu bakış açısıyla bakarsak ve bu altyapıyı Metaverse'e adapte edebilirsek ben siber güvenlik ile ilgili orada çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Ama bu ideali, yani o nedenle şu anda nasıl bir sürü, aslında belki siber güvenlik saldırılarının %80'i 90'ı önlenebilir. Yani biz çünkü hep şey yaklaşıyoruz. İşte bir hasta olduğumuzda bir tane hap alalım, iyileşelim. Yani siber güvenliğe de o tarz çözümler düşünüyoruz. Aslında bütünsel düşünmek lazım. Kurumsal düşünmek lazım. Kuruma özgü düşünmek lazım. Metaverse'de bu şans var. Metaverse çünkü apayrı bir dünya. Dijital bir dünya. Yani onu insanlar, çok yetenekli insanlar var bu dijital dünyada. Bence adil, güvenilir bir ortam haline getirebilirler. Dolayısıyla da bu siber güvenlik sorunu da olmayabilir diye düşünüyorum. Veya olmayabilir değil de minimum düzeyde olur. Evet. Umarım. Yani umarım öyle olur. Evet, ben de diliyorum. Yani biraz zayıf ihtimal görüyorum ama diliyorum. Yani şöyle, şu anda dediğiniz gibi güvenlik önlemleri, ben mesela kullanıcı olarak banka gözüyle bakıyorum ya da işte telefonumun, her şeyimin telefonundan yapılmasına bakıyorum. Biraz daha aslında iki aşamalı, üç aşamalı verifikasyonlar gerekiyor bize günlük hayatta da. Şimdi abi, dijital tarafta dijital kimliğimizle olacağını düşünürsek, ki zaten var ama hani Metaverse evreninde dijital kimliğimiz olacağını düşünürsek, o zaman oraya farklı güvenlik önlemleri alması gerekecektir. Yani işte blockchain uygulanırsa Metaverse'in genelinde zaten otomatik olarak alınacak. Yani merkeziyetçi bir sistem olmadığı için zaten dediğiniz gibi bir sürü farklı kademelerde bir güvenlik altyapısı oluşacak. O da kendiliğinden çözecek diye düşünüyorum ben. Peki. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuştuklarımıza? Metaverse dünyasından bahsettik. Çocuk gözünden ya, Metaverse nasıl olur? Ondan bahsettik. Ve siber güvenliği konuştuk en son. Evet. Yani benim işte dileğim, dediğim gibi hazır yeni bir altyapı, hani sıfırdan bir dijital dünya kuruyoruz ve bu dijital dünya çok ilerilere baktığımızda fiziki dünyamızla falan karışacak. İşte bizlere hani çipler, mipler bir girmeye başlayınca bünyeye, zaten yarı yarıya biz de fiziki dünyamızda da 0-1 haline geleceğiz.
Hani dijitalleşeceğiz. Muhtemelen avatarlarımızla o fiziki görünümlerimiz bir yerde birleşecek gibi hani hayal ediyorum ben. Şimdi bu kaza bugün giymemin sebebi şey, bu George Orwell'ın Animal Farm, Hayvanat Çiftliği diye bir şey var, kitabı vardı. Beni çok etkileyen kitaplardan biri. Ortaokulda falan okumuştum. Orada işte diyor ki bazı hayvanlar, tüm hayvanlar işte eşittir, bazıları diğerlerinden daha eşittir diye. Ben son söz olarak diyorum ki umarım metaverse'te daha fazla eşit olan olmaz. Yani herkes eşit olur. Herkes birbirine saygılı, adil, dürüst, insani bir yaklaşım içerisinde olur. Sevgi ve barış, huzur olur diye hayal ediyorum. Çok güzel söylediniz. Gerçekten. O zaman hem bu evrende hem de öte evrende güzel günler, dijital günler diliyoruz dinleyicilerimize. Hoşça kalın. Çok teşekkürler Oykan.